kapanmasına çok az bir süre kaldı artık ve yılın son işlem günlerinde düşük işlem hacimli yatay ve sakin hareketler görüyoruz. Küresel piyasalarda Noel tatilinin etkisi olması nedeniyle yurt içi piyasalarda da hareketler sınırlı kaldı. Ve haftanın sonunda bakalım piyasalardaki bu hareketler sizlerin soruları çerçevesinde neyi gösteriyor önümüzdeki döneme ilişkin olarak. Nexa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı, stüdyo konuğumuz. Figen, hoş geldin. Hoş bulduk. Gedik Yatırım Vadeli İşlemler Müdürü Doktor Nuri Sevgen stüdyo konuğumuz. Nuri, hoş geldin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Doktoranı da aldın. Aldım. Peki, bundan sonra artık piyasaları yine konuşacağız ama bir de doktor gözüyle bakacaksın olanlara. Artık kalp, tansiyon. Doktor bu ne? Evet. Geldiğinden beri Figen Nuri'ye çok uğraşıyorum. Bu konuyla ilgili olarak dolayısıyla arada takılmaya devam edeceğiz. Bu arada izleyicilerimizden de soruları yanıtlayacağız bu bir saat içerisinde. Ben tekrar hatırlatayım. Twitter'dan piyasaya bakışa sorularınızı gönderebilirsiniz ya da piyasaya bakış @cnbce.com adresine sorularınızı bekliyoruz. Şimdi 85 bin seviyesinin üzerinde bir endeks görüyoruz. Borsayla başlayalım. Yine bir izleyici sorusu. Mesut Al sormuş. BIST endeksinin yılı hangi bant aralığında kapatacağını öngörüyorsunuz? Önümüzde 3 işlem günü var. Bir şey kalmadı aslında Figen. Değişir mi bu 80 binin üzerindeki hareket yoksa buralarda mı kalırız? Büyük bir ihtimalle buralarda kapatacak. Zaten hacim daraldı, yurt dışı endeksleri dün Avrupa, Amerika kapalıydı. Yani belki de yılın en düşük işlem hacmiyle geçirdik biz önceki günü. Bu seviyelerde kapatacak, öyle bir izlenim var. Zaten bir veri akışı da yok. Biz yılbaşından döndükten sonra hızlanmaya başlar. Tahminimiz 85 bin seviyelerine. Zaten Viyop'ta da vade sonu, Aralık tabii, vadesinin son günü. Bu seviyelerde kapanır diye düşünüyoruz. Evet. Yalnız vade sonu ile ilgili şöyle bir çekincem var. Normal şartlarda ben de Figen'e katılıyorum çünkü çok az kaldı. Zaten bunun arkası tatil. Çok fazla bir şey olmaz. Bugün Amerika piyasaları açık. Belki bir ordino gelirse bu saatlerde gelmeye başlayacaktır muhtemelen. Ancak vade sonu olması hasebiyle yaklaşık 190 bin civarında açık pozisyon sayısı var Aralık vadede. Geçmiş dönemlerden bildiğimiz deneyim gereği genelde bunun yaklaşık 150 bin ile 120 bin arasındakinin rol edildiğini biliyoruz. Yani bir sonraki vadeye taşındığını. Bu da son 3 gün kala olacağı için çok yoğun, çok hareketli, belki de çok volatil günler bizi bekliyor olabilir önümüzdeki 3 gün boyunca. Yani Aralık vade ile Şubat vade arasındaki ciddi fiyat farklılıkları, büyük oynamalar görebiliriz. Bu yüzden hani işte Amerika'da nasıl işte üçlü cadı uçuşu dedikleri o tam opsiyonların kapanış vadesi benzer bir dalgalanma yaptı gibi. Burada da özellikle 3 güne sıkışması, yaklaşık 100-120 bin tane kontratın bir sonraki vadeye rol edilmesi sebebiyle enteresan şeyleri yaşayabiliriz. Buna dikkat etmek lazım, bunu uyarmak lazım ama endekste yurt dışı piyasaların tatil olması sebebiyle özel bir şey çıkmazsa ben de buralara yakın yerlerden kapatırız diyorum. Ya da şöyle diyeyim, ben size endeks 30 üzerinden konuşacağım. Endeks 30'da ben 102 bin seviyesinin altı beni çok şaşırtır. 104 bin seviyesinin altı biraz şaşırtır. 106 bin seviyesi civarında, 106 ile 104 arasında normal karşılayacağım yerler gibi görünüyor. Evet. Şimdi borsayı konuşmaya devam edeceğiz ama bir yandan da yılın sonundayız. Yine gündemde Rusya ile ilgili gelişmeler var. Bu konuyla ilgili bazı izleyicilerimiz görüşlerini aktarmışlar. Bazıları da soru soruyor. Mesela Hüseyin Boz demiş ki rublede tehlike çanları yine çalmaya başladı. Bugün bir rublede değer kaybı görüyoruz dolar karşısında. 55 seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor ama tabii birkaç hafta önce konuştuğumuz seviyelere göre çok daha sakin olabileceğimiz noktalarda gibi gözüküyor dolar ruble paritesi. Bir başka izleyicimiz Tunç Karadeniz'de demiş ki Putin krizden çıkmak için rubleyi acaba altına bağlayabilir mi diye. Ne düşünüyorsunuz Rusya'daki son gelişmeler çerçevesinde? Nasıl bir beklenti var Rusya piyasalarına ve bizim gibi piyasalara yansıması anlamında? Şimdi Putin zaten aslında altına bağlayacak ama bağladığı altın sarı altın değil, siyah altına bağlıyor. Yani Putin'in açıklamaları genelde pek fazla yansımıyor ama alt kalemlerde Putin ve en azından Rusya hükümetinin alt kanatlarında yapılan açıklamalar çok net bir şey ifade ediyor. Petrol rubleyle satacağız, doğalgazı rubleyle satacağız diyor. Yani rubleyle ödemeyene zaten ben bunu vermeyeceğim demeye getiriyor. Hı hı. Bu da zaten siz siyah altına bunu bağladığınız anlamı taşır. Çünkü para üzerinde sıfır faiz olan bir borç senedidir. Siz bunu ne kadar çok kullandırırsanız bunun Merkez Bankası açısından senaryo jakkı doğar. Yani bu ne demektir? Paranın basın maliyeti mesela ruble için belki bir ruble bile değildir. 100 rublelik veya 1000 rublelik bir paranın. Ama bunu dünyanın her yerinde kullanabilecek duruma geleceksiniz. Amerikan dolarının dünyada kullanılma özelliği de zaten bunu pekiştiriyor. O yüzden Amerika Amerika. Rusya'da doğal kaynaklı olan bir ülke olarak bunu kullanmak istiyor. Rubledeki harekete gelince de %5'lik bugünkü hareket.
Daha önceki günleri izleyenler bileceklerdir. Ruble 54'ler 52'ler seviyesine geldikten sonra bir durulma yaşamıştı. Sonrasında 70'lere 80'lere doğru bir hareket yaptı dolar karşısında. Şimdi tekrar oralara geldi, 52 53'lere bir tepki veriyor gibi görünüyor. Şu an şimdi ekstrem bir hareketlilik yok. Asıl bunu yeni yılla birlikte, ki yeni yılda bana sorarsanız 2 Ocak değil 5 Ocak'tan itibaren göreceğiz. Çünkü zaten tatilde devam ediyor. 5 Ocak'tan itibaren daha net göreceğiz diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Rusya ile ilgili olarak yaşanan bu notu da düşürüldü JCR tarafından. Evet. S&P kredi notunu negatif izlemeye aldığını söyledi. İşte ruble toparlandı ama bugün yeniden bir değer kaybı, bir yukarı yönlü hareket var. Orada gelen açıklamalara baktığımızda Burçak, tabii ki rubledeki değer kaybıyla ilgili Merkez Bankası'nın agresif bir faiz arttırım hamlesi var. Onun sonrasında Putin'in yaptığı o şaşalı basın toplantısı var. Biz oradan gelen açıklamaları sıklıkla takip ediyoruz. Hani rubledeki hareket tahmin edebilmek adına. Bugün en son Rusya Maliye Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Ya petrol fiyatlarıyla ilgili diyor ki ortalama diyor 60 dolarda kalırsa eğer önümüzdeki yıl Rusya ekonomisinin %4 civarında daralmasını beklediğini. Ancak 70 dolar ortalamada kalırsa eğer petrol fiyatları 2017'de bütçe dengesini tutturabileceğine yönelik, yani daha orta vadeye, kısa vadede negatif açıklamaları ama orta vadede bütçede dengelenme olacağını öngörüyor. Ya şimdi orada biraz siyasi politik, yani rubleyi aslında, rubleye bu kadar değer kaybettiren tabii ki ülkenin aslında siyasi, dünyaya karşı siyasi duruşuyla alakalı. O yüzden de para politikasında atılan hamlelerin etkisi çok kısa soluklu sürdü. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı o agresif arttırım sonrasında 6,5 puanlık faiz artışından evet, yani %17'ye çekti faizleri. Buna rağmen rubledeki hareketi durduramadı. Orada biraz Rusya'nın dünyadaki siyasi duruşuyla ilgili bir sıkıntı var. Ama en azından şu anda Rusya ekonomisiyle ilgili pozitif şey, petrol fiyatları bu seviyelerde dip yapmaya çalışıyor. Yani en azından tahminen hani 58-64 bandında sanki bir süre yatay kalacak izlenimini veriyor. Petrol ihraççı ülkelerin açıklamalarına baktığımızda da artık burada bir dengelenme olacağı izlenimini de yavaş yavaş almaya başladık. Bence bu Rusya için pozitif bir gelişme. En azından 40 dolarlar konuşuluyordu işte bir ay öncesinde. O çok daha büyük bir sıkıntıydı. Nuri'ye katılıyorum şeyden, çok sert bir hareket oldu dolar rublede. Şu an dengelenme aşamasında, o düşüşüne tepki veriyor bugünkü harekette. Orada tabii ki bizi en çok meraklandıran hani dolar TL buna eşlik eder mi kısmı, ya da dolar TL evet, rublede böyle bir hareket olursa dolar TL'de de olur kısmı. Ya onu da çok ufak bir cümleyle özetleyeyim. Ya yılbaşından beri ruble %65 değer kaybetti. Dolar TL'ye baktığımızda bu değer kaybının sadece %10'la sınırlı kaldığını biz görüyoruz. Ve o %5'lik hareket bizim içerideki özel bir takım o hafta yaşadığımız şeylerle de ilgiliydi. Yani insanlarda şu tedirginlik var son dönemde. Ruble yine bir önceki gibi sert bir hareket yaparsa dolar TL'deki o zaman sıçrama nereye kadar olur? Ya bunu karıştırmasınlar. O anda bizim içeride de bir sıkıntımız vardı. Biz o sebeple o hafta aslında rubledeki harekete %5'lik bir hareketle eşlik ettik. Belki eğer bizim içeride bir sakinlik söz konusu olsaydı oradaki hareket 1-2 ya da %2'lik ya da 3'lük bir hareketle sınırlı kalabilirdi. Ya bir buna dikkat etsinler. Peki. Burada büyük resimle ilgili bir şey söyleyeyim. Vaktim var, çok mu soru? Vaktimiz var da soruları da hani peki, arada yanıtlamak için bir cümle alalım. Rusya'nın genel yapısı çünkü soruları uzun cevap verince dünya para üzerinde dönüyor bakıldığı zaman. Genel yapıyı, çerçeveyi anlamak açısından söylüyorum. Küresel güç olmak 3 tane temel özelliği bir arada bulundurmaktan geçer. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Askeri güç, siyasi güç ve ekonomik güç olmanıza bağlıdır. Rusya, Çin askeri ve siyasi güç ama ekonomik güç değil. Ekonomik güç olmak çağımızda paranızı kullandırmaya bağlıdır. Paranızı ne kadar kullandırırsanız o kadar büyük güç olursunuz. Şu anda bildiğiniz gibi SDR denilen IMF'nin parası ya da sepeti içerisinde Japon yeni, İngiliz sterlini, Euro ve Amerikan doları var. Ne zaman ki Çin'in yuan'i ya da Rusya'nın rublesi bunun içine girerse bunlar küresel güç olurlar. Aksi takdirde bu savaş Doğu ile Batı arasında devam edecek. Evet. Peki. Şimdi Halit Öztürk sormuş. Diyor ki dolar karşısında başta altın, petrol olmak üzere emtialar %50'ye yakın değer kaybetti. Acaba sırada borsalar mı var? Siz katılır mısınız? Daha doğrusu sıra borsalarda demiş Halit Bey. Siz de katılır mısınız diye soruyor. Katılmıyor galiba. Bayağı bir güldü düşündüm. Ya işte Tufan Cömert aynı zamanda tweet atmış da onu düşünüyordum. Aslında soruyu anlamadım desem. Peki tekrar sorayım. Dolar karşısında başta altın, petrol gibi emtialar %50'ye yakın değer kaybetti. Evet. Sıra borsalarda diyor Halit Öztürk.
Siz de katılır mısınız bu görüşe? Doğru, yer değiştirecektir. Zaten hatta şeyden önce de konuşuyorduk. Nuri Bey kan şekerimi ölçtükten sonra doktor Nuri. Yok öyle bir şey. Yılın geri kalanında hani borsalar ne yapar diye de konuştuk. Yani şimdi ilk çeyreğinde biz borsalardaki bu pozitif havanın en azından korunacağını düşünüyoruz. Ama mutlaka bu yer değiştirecektir. Yani yıl içerisinde mutlaka o emtialar tekrardan o sert düşüşlerine tepki vermeye çalışacak. O sırada borsalar düzeltme yapacaklar ve ben altın benim favori emtiam bu yıl için. Yani dolar endeksinde 2015 için. 2015 içerisinde, çünkü çok sert bir düzeltme yaptı altın. Ve gördüğümüz kadarıyla mesela 1130-1170 bandının altındaki bir yerde çok uzun süre kalamıyor ve direkt orada alıcı bulduğunu da biz takip ediyoruz. Ya gelen haberler de etkili orada. Özellikle hani fiziki taleple ilgili pozitif haberler de var altının üzerinde. Bir iyi düzeltme yaptılar. Borsanın performanslarına baktığımızda borsa performansları da bu yıl çok iyi performans verdi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bir dönem ve özellikle herhalde Fed'in Nisan toplantısına biz yaklaştık diye tahmin ediyorum. Orada borsalarda bir düzeltme, emtialarda da o arada bir tepki hareketi görmemiz olası. Bir de Burçak, yani petrol fiyatlarında çok sert bir düzeltme oldu. Ben aslında onun da bir tepki hareketi bekliyordum. Tepki çok sınırlı kaldı. Yani benim tahminim, ya en azından 64-65'lere kadar petrolün tepki vermesi gerekirdi. Ama görüyoruz ki yani gelen rakamlara rağmen hani sonuçta petrolün düşüşü büyüme kaynaklı olmadı. Ama çok büyümeye yoruldu bu. Hani petroldeki düşüş büyüme ile ilgili. Ama kriz ortamı yok dünyada. Yani sonuçta Amerika'nın son çeyrekte %5'lik bir büyümesi de var. Yani hani tüm dünyada kriz denebilecek bir büyüme rakamıyla karşı karşıyayız. Ama verilerde de insanlar herhalde petrolden tahmin ediyorum fonlar çok ciddi zarar ettiler. Yani o düşüşü kimse tahmin edemedi ve almaya korkuyorlar. Ama bir noktada bu şey kırılacak. Yani bu korku kırılacak ve insanlar petrole bakmaya başlayacaklar, ama birazcık daha buna zaman var. Evet, borsa mı sırada dolara karşı değer kaybeden, işte emtiaların ardından demiş Halit Öztürk, senden de bir Nuri değerlendirme alalım. Şimdi, borsalar mı demiş? Ben biraz daha işin psikoloji tarafından yaklaşacağım. Yani temel verilerde konuşursunuz, saatlerce doktor konuşursunuz, fikirler farklı olur ama yok estağfurullah, ben psikolog doktor değilim, ne de olsa bankacı, finans doktorusunu yaptım, ama baktığım şey şu, herkes piyasada işlem yapanın kendisinden daha iyi bildiğini düşünerek o piyasaya uyum sağlıyor. 2008'den beri olan bu. Yani altın bu fiyatta olmaz arkadaş diyorsunuz aşağı gelirken. Ama birileri satıyor, o zaman ben de bunların peşine takılayım, onlar daha iyi biliyorlardır diyoruz. Veya diyorlar ki borsalar bu fiyatları etmez. Ya zirveleri kırıyoruz, daha yükselemez diyorsunuz. Ama birileri sizden daha iyi biliyordur mantığı alıyorsunuz. Bu en son ne zaman oldu biliyor musunuz? 2008 mortgage krizi öncesinde oldu. Herkes aldı, CMO'lar, LMO'lar aldılar. Onlar benden daha iyi biliyorlardı. Bu fiyatları etmez. AAA rating nasıl verilir bunları dendi. Aldılar. Bir sabah bir uyandılar. Alıcı yoktu. Her şey patır kütür aşağılara geldi. Oralara gelmedik henüz. Daha yok. Çok vaktimiz var. Ama genel itibariyle dünyada global ekonomik yapılanmada bir geri çekilme varsa, Amerika dışında şu aşamada küresel anlamda büyüme beklenmiyorsa, doğal olarak emtia fiyatları kadar borsalarında geri çekilmesi beklenen bir gelişme olur. Ancak parasal arz itibariyle bakılması lazım buna. Para ana vatanına, yani Amerika'ya hala dönme çabasında değilse, yani Fed'den hala ciddi bir risk uyarısı ya da en azından faiz arttırmış sinyali gelmediği sürece para ana vatanına geçiyorlar. Gider gelir hala piyasalarda nem alınır. Çünkü kimse daha yüksek nema getirisi varken ve algoritmalar bunu çok kolay yapıyorken ana vatanına çabuk dönmek istemez. Peki. Bertan Kahraman demiş ki programa klasik bir soruyla mı başlasak? Bu seviyelerden dolar alımı uygun mudur diye sormuş. Aslında gerçekten klasikleşen sorulardan bir tanesi. Sadece Bertan Bey değil, aynı zamanda başka izleyicilerimiz de bunu zaman zaman bize soruyorlar. Uygun mudur dolar almak? Ben dolara şöyle bakıyorum. Seviyeler. Eğer doları uzun vadeli alacaksanız bence gereksiz bir işlem yapmış olursunuz. Neden? Bugün dolar kuru 2.30. Bunu alın faize koyun. Dolarınızı satıp faize koyun. Dolar kuru bir sene sonra 2.53 seviyesine geldiği zaman siz başa baş noktaya gelmiş olursunuz. Burada gereksiz, yani bir yatırım aracı değil. Bence risksiz getir olarak faiz daha iyi bir yatırım aracı. Ama dolar bir geri çekilme yapar. Arada 2.50'ye görür arada birkaç ay içerisinde. Sonra 2.50'den satıp onu %10 faize koyar 2.80 alırsınız. O ayrı bir meseledir. Ama kısa vadeli trade'lerde döviz almak, evet.
Ama uzun dönem döviz bence bir yatırım aracı değildir. Net olarak söylüyorum. Matematik bunu söylüyor, ben demiyorum. Evet. Doğru söylüyor. Nuri'ye katılıyorum ben orada. Bir de peki bu seviyelerden dolar alımı 2.31-2.32 aralığında dolar TL'yi görüyoruz. Uygun ya mudur ben, demiş izleyicimiz. Şöyle düşünüyorum orada Burçak. Dolar TL'yi ben trade ettiğim zamanlar oluyor. Nuri'ye orada tamamen katılıyorum. Yani TL'nin faizi TL'deyken verilen faizle uzun bir süre bekledikten sonra eğer kur o noktayı görürse alacağınız getiri birbirine eşitse bu çok mantıksız bir şey. Ama şöyle zamanlarda ben dolarda pozisyon açtım ve trade ettim. Yani Merkez Bankası eğer tavrı parasal, yani bizim Merkez Bankamızın tavrı parasal genişleme ve kuru destekleyici yönde hareket ediyorsa o zaman ben dolarda pozisyon açtım. Ama şu an bulunduğumuz ortamda Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankamızın tavrı doların önünde. Yani doların her yükselişinde Merkez Bankası'ndan biz bir adım görüyoruz. İşte ya ihracatçılara bir ihracatçılara yönelik bir adım atıyor ya da hani en son enerji şirketleriyle ilgili gelin benden dövizi alın dedi ve piyasaya salmadı o hani dolaşıma, yani yukarıya trade edilmesini engelledi gibi. Şimdi adımlar gördüğümüz bir noktada ya Merkez Bankası'na karşı trade etmek bana anlamsız geliyor. Bir de Fed konusunda benim bakış açım birazcık daha Fed'in önümüzdeki yıl bu faiz arttırım sürecini yumuşak geçişle yapacağı ve petrol fiyatlarının öyle bir geçişe müsaade edeceği izlenimini verdiği için ben buradan hani sadece şöyle hareketler olabilir. Viyop'ta ya da hani kaldıraçlı piyasalarda kendini hedge etmek üzere olabilir. Orada da benim baktığım 2.29-2.28'lerin altına dolar TL çok fazla gelemiyor ya da döviz açık pozisyonu olanlar için diyeyim bu yorum. 2.28'lerin altına şu an kısa vadede gelemiyor ama biz önümüzdeki yıl eğer enflasyonda bir düşüş görürsek bu sefer Türkiye'ye bonolara özellikle sermaye girişi başlar. Zaten genelde biz kurdaki sert düşüşleri sermaye girişiyle birlikte görüyoruz. Eğer böyle bir giriş almaya başlarsak o zaman işte 2.28'lerin altında seviyelere gevşeyebilir. Ya kısa vadede hani 2.28'ler gözüküyor. Alım uygun değil. Yani TL çok daha iyi getiri vaat ediyor. Evet. Ama döviz açık yani pozisyonu... Özetle gerekmedikçe almayın ama yani illa evet, alacağım illa diyorsanız. İlla alacağım diyorsunuz. Sen 2.28. Kısa vadede trade seviyelerinden alınabilir. Grafiklere bağlı olarak. Mesela yani şu an grafikler itibariyle 2.28-2.30 seviyeleri önemli destek bölgeleri. Buradan alım çok ciddi risk almak demek değil. Evet, evet, buralardan bir tepkide 2.40'ları tekrar olma olasılığı var. Ama bunu 10 gün sonra yapacak diyemem, demek istediğim o sadece. Ama buralardan alınır, kısa vadeli bir hareket yakalanır. Hareketli diyelim ki 2.40'a geldi, satın gidin faize koyun. 2.60 parayı yakalarsınız, bu kadar basit. Evet, şimdi ilk bölümün sonuna doğru geliyoruz. Murat Uçar sormuş, yabancı payı önemli değil deniyor ama yabancı olmayınca piyasada da yaprak kımıldamıyor. Nerede bu yerli fonlar vesaire demiş. Murat Bey var ya, mı bir değerlendirme? Var, var. Orada şöyle bir yanılgı var aslında. İki gündür bizim hacim düşük, evet doğru. Borsa İstanbul'un %64'üne yakın bölümü yabancı, doğru. Ama şu an sadece şöyle bir sıkıntı var. Evet, yerli fonlar var, herkes, işlemciler de şu an hali hazırda piyasa. Oradaki sadece hacimdeki sıkıntı şu, herkes yabancıların piyasada döndüklerine, yani yeni yıla girişte nasıl bir oyun planı çizdiğini henüz kestiremediği için en azından onların oyun planını birazcık da olsa kestirdikten sonra pozisyon almayı tercih ediyorlar. Yoksa yerli yatırımcı yok değil. Normalde yabancılar olmasa işlem hacmi bu kadar düşermiş. Yani insanlar böyle bir korktular. Yani demek ki yabancı olmasa biz Borsa İstanbul'da çekirdek çıtlı. Ya böyle bir şey yok. Sadece onların gelişiyle birlikte. Biz çünkü onlar daha büyük oyuncu olduğu için ya onlara göre şey almaya çalışıyoruz. Şimdi hani savunma için bekliyorlar. Bir hareketi görelim, ona göre ya eşlik edeceğiz o harekete ya da biz savunmaya geçeceğiz falan gibi bir durum var. Yoksa hani işlem hacmi yok ya da yerli yatırımcı yok falan, öyle bir durum yok. Var mı eklemek istediğin vallahi, araya gitmeden yani önce? Yani %70'e yakın yabancı payı varken burada tabii yerlerin çok da fazla esamesi okunmaz. Tabii burada bazı sorunlar da var. Mesela alıcı satıcıların hala gösterilemiyor olması yerli yatırımcılar açısından büyük bir dezavantaj. Çünkü eskiden yerli yatırımcı bir şekilde yabancının çok fazla mal satmasını engelleyecek şekilde hareketler yapabiliyordu. Yabancı satışı geldiği zaman öncesini satardı. Yabancı bir yerden sonra satmazdı. Piyasadan çıkışını engellerdi. Kendi işlemiyi oluşurdu. Şimdi yabancı ne zaman alıyor, ne zaman satıyor? Akşam öğrenebiliyoruz. Gerçi onların da ne kadar gerçek yabancı onu da bilmiyoruz ama yabancı dışarıdan geliyor fonlar da arkasındaki para sahibini bilemiyoruz. O da ayrı bir muamma. Ama temel itibariyle evet, büyük güç onlarda. %70 onlarda. Yani büyük güçle savaşamazsınız ki. Yerli değerimiyle savaşmaya benzer. Başka bir şey değil yani. Ya bir de şey var. Orada mesela Borsa İstanbul'un attığı bir takım adımlar. Nuri'ye orada tamamen katılıyorum. Derinliklerin kapatılması var.
Biz borsayı yaygınlaştırmak için de bütün platformlardan aslında bunu halka daha çok yayılacak ya da herkesin daha kolay ulaşabileceği şekilde yaymalıyız. Ama bunu yapmıyoruz. Daha kısıtlamaya gittik mesela. Özellikle derinlikte datalarda vesaire, anlık veri akışında bilmem ne. Yani biz teşvik etmiyoruz. Daha biraz önlerini kapatıyoruz. Derinliklerin kapanması da bunlardan bir tanesi. Doktor Bey çok iyi bir noktaya teşhis etti. Doğru bir tespit. Yani evet, bizim onu şey yapmamız lazım. Yani halkın daha kolay ulaşabileceği platformlara Borsa İstanbul'un yayılması lazım. Ama şu anda bu yok. Peki, bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir araya gidelim. Amerika'da açılacak. Sonra sorularımıza devam edeceğiz. Kısa aranın ardından birlikteyiz. Piyasaya bakışta sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Bu arada Amerika'da endeksler güne yukarı yönlü hareketle başladı. Yılın son günlerinde Amerikan endeksleri için olumlu bir havada geçiyor gibi gözüküyor. Figen Özavcı ve Doktor Nuri Sevgen bugün bizimle birlikte, sorularınızı yanıtlıyoruz dedik. Bir de e-maillere bakalım, oradan devam edelim. Orada Nihat Zümrüt'ün sorusu var. Diyor ki, Nihat abiye selamlar. BIST yönetiminin yeni yılda uygulamaya alacağı hisse senetlerinin yeni gruplandırma kararı piyasayı nasıl etkiler? Valla benim konum değil, çok ayrıntılı biliyorum çünkü ben bazı... Selam sanırım, Nuri veriyor soruyu. Ben selam vereyim Nihat Bey, eskiden çalıştığım sevdiğim abilerimizdendir ama o konu Figen'in konusu daha çok. Ya şimdi daha önceden Borsa İstanbul'da A, B, C şeklinde gruplara ayrılmıştı hisse senetleri. Gruplarına göre de kredili alım ve açığa satış konularında bir ayrım vardı. Yani A gruplarında hepsi bütün özellikler varken, yani kredili alım, açığa satış gibi. B gruplarında bu daha sınırlı. C gruplarının işlem görme saatleri vesaire, bunlar da farklılık gösteriyordu. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu, daha doğrusu İMK, Borsa İstanbul 4 gruba yükseltti bu grupları. Yani daha önce 3 grup varken şimdi 4 gruba yükseltti. Orada hisseler şimdi A, B, C, D şeklinde ayrıldı. B grubuna daha önce kredi yoktu, açığa satış yoktu, şimdi var. B grubundaki hisselerde de bu yapılabilecek. Ama B grubunda daha önce olan hisselerin de grubu değişti. Dolayısıyla biraz sanki orada yatırımcıları hani bu risk gruplarına göre, yani şirketlerin risk gruplarına göre bir ayrım söz konusu. Yani Borsa İstanbul'daki hareketi çok büyük bir etki yaratacak bir adım değil. Ama böyle bir gruplandırmaya gidildi. Bazı gruplara da şey verilmedi. Yani kredili, özellikle C ve D gruplarında kredili alım, açığa satış bunlara konu olmayacak bu hisseler. Evet, o haklar yok o hisselerde. Dolayısıyla buna göre takip edeceksiniz. Evet evet, aldığınız hisseleri diyelim. Mesut Uzağ sormuş. Öncelikle seni kutlamış doktoradan dolayı. Ve diyor ki, borsalar için Elliott teorisyenleri çok kötümserler. Elliott teorisinin temel itibariyle anlatmak gerekirse Fibonacci katsayılarına dayanır. Yani Fibonacci katsayıları 1 artı 1 eşittir 2, 2 artı 1'i öncekinin bölünmesi ve toplanmasıyla arada çıkan oran. Bir ya da şöyle anlatayım, oradan çıkan matematiksel oranlama suya attığınız bir taşla çıkan halkaların arasındaki mesafe kadar ya da açılar kadar eşittir. Yani doğada olan her şeyi ben grafiklere de uygularım mantığıyla gider ve buna bağlı olarak gelecekte bazı kırılma noktalarını öngörmeye dayanır. Temel prensip budur. Ancak kırılma noktalarını öngörebilmek için başlangıç noktasını doğru tespit etmeniz ya da tahmin etmeniz gerekiyor. Eğer başlangıç noktasını doğru yerden koyamazsınız, o kırılmayı doğru yerden de bulamazsınız. O yüzden Elliott teorisyenleri evet böyle şeyler diyorlar, dünyada da deniyor. Bunlar ama her zaman doğru çıkacak, garantisi olan şeyler değil, sadece tahmin. Hep söylüyorum. Hepimiz tahmin ediyoruz, bazen hepimiz kafadan atıyoruz ama belli şeylere dayanarak kafadan atıyoruz. Yani bilmeden atmak değil, en azından bazı şeylere dayanarak tahminlerde bulunmak da bir yerde kafadan atmaktır aslında. Ama temelde bakıldığı zaman grafiklere dayanarak böyle bir öngörü yapmak bunun gerçekleşeceği anlamını taşımıyor. Belki de tutabilir, bilmiyorum ama geçmişte bunu tuttuğunu pek çok yerler şahit oldum. Ben de Fibonacci'leri kullanırım yani kendi teknik grafiklerimi kullanırken, ama Elliott dalga sayımında doğru yerden başlatmazsanız onun her zaman tutabileceğini öngörmemek mümkün. Evet, sen ne düşünüyorsun Figen bunları? Ben Fibonacci kullanıyorum. Ha, evet doğru, Figenacci. Ya daha çok ben tabii temel göstergelere bakıyorum. Ama bu tarz yabancıların olmadığı daha çok teknik analiz çalışıyor. Çünkü yerli yatırımcılar daha fazla
teknik analiz yöntemiyle borsada alım satım yapıyor. Ya temel şöyle bir avantaj sağlıyor Burçak. Ya temel göstergelerde eğer siz tahminlerinizden eminseniz o anda Borsa İstanbul'da sizin tahmin etmediğiniz agresif bir harekete dayanma şeyiniz oluyor. Yani dayanma gücünüz. Diyorsunuz ki benim elimdeki temel sette yani işte enflasyon, petrol hesaplamalarında bir değişiklik yoksa eğer o harekete tahammül edebiliyorsunuz. Mesela biz bu yıl içerisinde bu tarz hareketler gördük. Ve bazıları yanıltıcı hareketlerdi. O yanıltıcı hareketlerde mesela biz çok fazla pozisyon değiştirmedik. Neden? Çünkü biz altta temel göstergelerde bir değişiklik olmamıştı. Ve şey gereği duymadık yani pozisyon değiştirme gereği duymadık. Dediğim gibi orada evet teknik analize ben de bakıyorum. Eliotçularla konuştuğumda onların yani çok iyi bilmiyorum şimdi şey yapmayayım ben Tobu Ovo'yu da yeni öğrendim. Ters omuz hocam. Ama teknik analize şey vardır yani iki tane temel şeye dayanır. Yani Fibonacci olarak yani Eliot'la bakın ya da normal grafiksel analiz yapın. İki tane şeye dayanır. Geçmişte yaşanmış her şey fiyatların içindedir. Ben o yüzden fiyatlarla ilgili bilgiyi bilirsem arz talebin nereye gideceğini tahmin edebilirim der. Çünkü bunun için de en yüksek, en düşük, açılış, kapanış ve işlem hacmini bilmeniz yeterlidir. Arz talep dengesini gösteren psikolojidir. İkincisi de insan psikolojisi hep aynıdır. Ve psikolojiyi doğru tahmin ederseniz ve burada da FAMA gibi işte en son Nobel ödülü almış işte etkin piyasalar hipotezini kullanan bazı varsayımlar da çok önemlidir. Bunları da görürsem ben gelecekte piyasanın ne olacağını görürüm. Mesela omuz baş omuz. İlk omuz işte efendim yeteri kadar talep yoktur. Başta zaten talep iyice azalmıştır. İkinci omuzda boyun çizgisi kırdıktan sonra talep tamam bitmiş. Arz tarafı artmıştır gibi bir genel psikolojiyi yansıtabilirsiniz. Yani önemli olan bu iki temel dayanağa baktığınız zaman sizin temel verilerine ihtiyacınız yok. Altının olması gereken fiyat bu. Efendim işte X menkul, X bank hissesinin fiyatı olması gereken bu demek de bir araştırma yöntemidir. Temel veridir. Uzun dönemli veridir. Kesinlikle doğrudur ama eğer kısa süreli trade ediyorsanız grafikten başka dayanağınız yoktur. Grafik de zaten bütün verileri içine alır. Şöyle bir örnek vereyim. Bir şirket düşünün. Kısa bir örnek olursa. Tamam işte ama konuyu daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum ben de. Bir ilaç firması kansere kesin çözüm bulacak bir ilaç bulduğunu düşünün. Hissenin fiyatı 3 dolarsa ertesi gün 3 dolar olmaması lazım. Belki 100 dolar, belki 200 dolar olması lazım. Çünkü çok ciddi gelir kazanacaktır. Burada temel veriler ön plana girer. Ama eğer kısa süreli trade yapıyorsanız orada farklı grafiksel analizlere girersiniz. Demek istediğim buydu. Evet, peki. Yani kısa vadeli trade'lerde o zaman teknik analiz daha ağırlıklı ama kızacak, uzun vadeli. Atacak artık. Atacak, kalk gidelim. Ben değil bize soru gönderen vallahi Burçak'tan korktum. Peki Burçak Hanım ne soruyorsunuz? Ben haklarını savunuyorum. Tamam, o yüzden... Peki Hilmi Soy'dan sormuş. Diyor ki Japonya'da yani sorular da aslında tabii çok uzun uzun anlatılıp değerlendirilecek sorular. Ya, yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için açıklama gereği duyuyoruz. Hikayeleriyle birlikte evet. Açıklamak gereken sorular. Dolayısıyla sen tek cümleyle de cevaplayamıyorsunuz. Haklısınız ama hani izleyicilerden ya, gelen zaman, soruları mümkün olduğunca fazla aktarmaya çalışıyor. Neye dayanarak ödüyorsun? Arkadaş diye bize tweet atıyorlar evet. Ondan sonra o yüzden. Sonra soru sorduk cevap vermediniz gibi bana da tweetler geliyor o yüzden. Peki Japonya'da 20 yıl önce başlayan kriz Avrupa'nın yaşadığı krize ne kadar benziyor demiş Hilmi Soy. Zaman zaman değerlendiriliyor, yani karşılaştırılıyor yani oradaki deflasyon Avrupa'da şimdi yaşanmaya başlandı gibi. Sen ne düşünüyorsun Nuri? Vallahi şimdi orada Kobe depremiyle başlamıştı her şey ilk zamanlarda zaten ama en önemli sorun bizim bunu anlamamız biraz zor. Mesela Avrupalı nasıl enflasyonu anlayamıyorsa, Amerika nasıl enflasyonu anlamıyorsa, bizim için enflasyon ne kadar kolaysa biz de şu an deflasyonu anlamamız o kadar zor. Ya, deflasyon iyi bir şey ya, faizler ne güzel iş bak ekonomi iyi ama öyle değil. Yani deflasyon doğal olarak... ekonominin dinamiklerinin devam etmesini engelleyici bir etken olduğu için bundan dolayı bir sıkıntı var. Avrupa'daki durum evet deflasyonist bir etki yaratıyor ama Japonya'nınkinden farklı. Çünkü Japonya'da insanların tasarruf meyli o kadar yüksek ki insanlar harcamıyorlar. Tabi adam para atın o insanlar alıyor onu gene bankaya koyuyorlar. Harcamıyorlar. Böyle olduğu için de ekonomi büyümüyor. Ekonominin hareket kazanması, dinamik kazanması paranın devir hızıyla ölçülür. Yani siz parayı ne kadar döndürürseniz o onu alır, o aldığı parayla gider o başka bir şey alır. Döner ekonomi canlıdır. Ama siz alan parayı direkt tasarrufa yatırın. Negatif faiz verildiği halde bile tasarrufa koyarsanız ekonomi deflasyonist ortamda Japonya'ya döner. Evet. O yüzden en büyük korku Amerika'nın da TARP'ı yaparken buydu. Avrupa'da bundan çekiniyor biraz aslında. Ama sanıyorum şu mevcut durumda böyle bir risk en azından şimdilik görünmüyor. Evet. Bir ekleyeyim Nuri'nin şeyine. Ya bir de işin o tasarruf kısmında psikolojik etki de var. Yani Japonya'nın yaşadığı coğrafya ile Avrupa'nın yaşadığı coğrafya arasında fark var ve bu insanlar sürekli bazı psikolojileri yani deprem gibi vesaire hani
kişisel olarak da harcama eğilimli değiller. Ama demografik Avrupa, yapı da galiba tabii, değil tabii, mi? Evet, orada genç nüfusun evet. oldukça az olması, işte nüfusun yaşlanmış olması gibi şeyler de tüketim. Tecrübeler de çok önemlidir. Yani yaşlı bir insana siz doğal olarak harcamayı çok fazla hissettiremezsiniz. Ama genç bir insan geleceği düşünmeden rahatça harcayabilir. Aynı mantık. Evet, evet. Ama şeyde Avrupa görece bence o konuda daha şey, Japonya'dan daha iyi durumda diye düşünüyorum. Avrupa biraz daha iyi. Japonya'ya göre daha iyi. Şu aşamada o yüzden beklemiyorum. Yani bunu demek istedim zaten. Evet. En azından yanı başında biz varız. Evet. Olmadı tatillerde. Ya ben diyorum da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alsınlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne alsınlar. Enflasyonun kralını görecekler ama almıyorlar işte. Peki Bekir Atay sormuş. Onlardan korkuyorlar işte zaten. Bekir Atay diyor ki ilk çeyrekte Fed'le ilgili faiz arttırım sinyali gelirse aynı süreçte bizde enflasyon düşüşü merkezin faiz indirimi de gündeme gelirse hangisi öne çıkar? Ya ben buna bir şey söyleyeyim. Birkaç tane de soru bana da aynı anda düştü Burçak. Ya şimdi Fed odaklı, hani biz konuştuğumuzda hep Fed üzerinden gidiyoruz ama dünyada para piyasalarını yönlendiren 4 tane büyük merkez bankası var. ECB, BOŞ, yani Japon Merkez Bankası, Fed, İngiltere Merkez Bankası. Şimdi İngiltere Merkez Bankası ile Fed'in faiz artırımları büyük bir ihtimalle aynı zamana yaklaşık örtüşecek. Yani Fed adım atmayı en yakın olduğu tarihte İngiltere ya ondan biraz sonra ya da ona yakın bir tarihte faiz artıracak. Elimizde bir de Avrupa Merkez Bankası ile ve hala hazırda ekonomisini büyütmeye çalışan bir Japon Merkez Bankası var. Ya şimdi birincisi Fed konusunda söyleyeceğim, Fed'in atacağı faiz arttırım adımının ben çok küçük olacağını düşünüyorum. Ve Fed'e baktığımda oradaki en önemli kriter Fed'in ne zaman bilanço küçülteceği. Yani piyasaları sarsacak asıl Fed'in faiz arttırımı değil, daha çok bilanço küçültmeye başladığı anda bizim yaşayacağımız dalga. Şunu da unutmasınlar, bu çok uzun, orta vadeye yayılan bir şey. Yani bence son dönemde Fed'in faiz arttırımı kıyamet senaryosu olmaktan çıktı. Artı ECB'nin 2015 yılında atması beklenen adımlar dengeleyici bir etki yaratacak. Yani biz aslında 2014 yılında da bunu çoklukla konuştuk. 2015 yılında da belki buna daha yakın olmamız itibariyle daha sık konuşacağız. Ama ben orada bir dengelenme olacağını ve Fed'in faiz artırımının bir kıyamet senaryosu olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu arada fazla... ilk çeyrekte bir faiz artışı bekliyor musun Fed'den? Yani Nisan'dan sonra tabii ya piyasalar mutlaka en azından, çünkü Fed şunu söyledi, sabırlı olacağız. Sabırlı olma konusunda işaret ettiği birkaç toplantı. Yani biz Mart ayında büyük bir ihtimalle bunu her yerinde konuşur hale geleceğiz. Ve piyasalar bunu bir fiyatlayacaklar ama bu dalganın ben eğer Nisan'da faiz arttırırsa geçici olacağını düşünüyorum. Yani bir buçuk aylık bir süreyi kapsayacak belki o dalgalar. Hani fiyatlanma süresi ve insanların buna alışması falan. Ama kıyamet senaryosu olarak bakmasınlar. Evet. Bekir Atay'ın sorusu için Nuri sen ne düşünüyorsun? Bu arada hala yani hani Fed faiz arttırmaz diyor musun mesela? Önümüzde evet, hala ben aynı fikirdeyim. Mevcut veriler itibariyle hala aynı fikirdeyim. Yani fikrim en azından değişmedi. 2015 yılında ben bir faiz artırımını Fed tarafında beklemiyorum. Ama Figen çok enteresan bir yerden girdi. Ben de aynı fikirdeyim. Önce likiditeyi daraltmak lazım. Ya bugün en büyük sorun büyük likiditenin yaratacağı bir risk. Faizleri arttırmak demek, yani diyorlar ki işte 10 pips arttırır, efendim 25 baz puan arttırır, bunlar önemli değil. Önemli olan bu yarışı başlatmasıdır Fed'in. Ben bu yarışı başlatırsa gerisi gelebileceği endişesinin gelişmekte olan piyasaları etkisiyle Amerika'yı daha fazla vurabileceğini düşündüğüm için şu aşamada en azından mevcut veriler ışığında, enflasyonist risk ışığında ben en azından 2015'in hala beklemiyorum. Fikrim değişirse bir sonraki yayınlarda söylerim ama şu anda hala beklemiyorum. Peki Burak Gürsoy, 2015 yılı BIST endeksi için öngördüğünüz tepe ve dip seviyeler nedir diye sormuş. Evet. Ve ya, 2015 kehanetleriyle 2015 devam kehanetleri. Edelim. Figen bunu haydi not ederiz bakalım. Bir yere. Haydi. Ya 2015 yılının ilk çeyreğinde pozitifiz Burçak. İlk çeyreğinde biz enflasyon, içeride enflasyonun düşme emarelerini görmeye başlayacağımız çeyrek olarak görüyoruz. Orada petrol fiyatlarının düşük kalması neticesinde içeriye özellikle bonolara sermaye girişinin devam etmesi düşünülüyor. Yani edeceği varsayılıyor. Burada tek birkaç tane şey var. Bizim iç kaynaklı özellikle bu çözüm süreciyle ilgili siyasi yani çözüm süreciyle ilgili gelecek haberleri takip ediyoruz. Ama onun haricinde ilk çeyrek Fed konusunda biraz daha rahat olacağımız bir çeyrek olacağı için orada Borsa İstanbul'daki bir pozitif hava korunmak isteyecektir. Eğer orada mı göreceğiz mesela tepe
İşte onu, ya da yılın en yüksek seviyesini ilk çeyrekte görme ihtimali var mı borsanın? Ya enflasyon eğer bu işareti verirse Borsa İstanbul o yıl sonunda verilen hedefleri yani 94 binleri ya da daha üst seviyeleri ilk çeyrekte hızlı bir fiyatlamaya gidebilir. Orada Borsa İstanbul'un bu beklentileri ne kadar hızlı fiyatladığı önemli. Ama ben ilk çeyrek için genel anlamda pozitifim. Hatta buraya gelmeden önce şeylere de baktığımda mesela bankacılık sektöründe 138 binin çok altına geleceğini düşünmüyorum. Hareket zaten 138 binden başladı. Borsa İstanbul Endeksinde de yaklaşık 73 binlere tekabül ediyor. Yani 73 daha, binin altına gelmez gibi. Evet. Hatta aynen öyle. Hatta Borsa 77 İstanbul. Bin Borsa İstanbul Endeksi için de söylenebilir. Önümüzdeki yılın geneli için söylüyorsun. Yok, bu çeyrek için. İlk çeyrek için. Evet, ilk çeyrek geneli için. Geneli için. Ya görebileceğimiz en düşük seviye ne olur? Sadece şundan korkuyorum. Yani şer koyayım o zaman. Şimdi bizim önümüzde bir seçim yılındayız biz. Yani 2014'te de bir seçimimiz vardı. 2015 yılında da bir seçim var. Ya orada en çok konuşulacak konu ekonomi yönetimindeki olası değişiklikler yine bizim gündemimize gelecek. Ya ekonomi yönetimindeki değişiklikler para piyasalarında gerçekten ciddi sarsıntılara yol açıyor. 2015 yılında da biz büyük bir ihtimalle bu stresi ya önceden bilgi verilerek ya hani ekonomi yönetimi aynen kalacak ya da yerine kim gelecekse oradaki tablo ne olacak bunu kestiremediğim için şu anda da böyle bir bununla ilgili herhangi bir fikrim olmadığı için hani şer koyayım ama onun haricinde geri kalan yılın tamamında çok negatif bir şey görmüyorum ben. Yani maksimum minimum bir seviye verebiliyor musun 2015 için? Vereyim o zaman. Için. Yani 72 binin altı bence 72 zor. 72 binin altına gelmez yukarıda. Yıl içerisinde revize yaptıracak mısın Burçak? Tabii ki. Ya 93-94 binler. 93-94 evet. binler. Peki Nuri sen geçen sene 60 binin altına gelmez 60 demiştin. 60 binin altına bu gelmez için... ve 2014 çok iyi olur demiştim. Evet. Hatta bu çıkınca 87 bini gördü endeks. Evet sene. Oraları gördük. 85 binlerdeydi biraz önce zaten. Hani evet. sen yayını girerken baktığımızda. Önümüzdeki yıl ne olacak peki? Valla önümüzdeki yılın ilk iki ayında belki üçüncü ayda sarkar bilmiyorum ama ilk iki ayında ben yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ancak sonrasında bir dalgalanma sürecine gireceğiz ama ben kaotik bir durum beklemiyorum. Ben uzun vadeli pek öyle endeks tahmini yapmayı sevmiyorum çünkü ben araştırma kökenli değilim ama şunu söyleyeyim. Trendi tahmin et. Ha, ille de bir şey söyletmemizi istiyorsun ama o tamamen sallamak olacak aslında istersen. Ben ama, söyledim işte doktor. Tamam. Ya, onun söylediği de olabilir bilemiyorum ama ben şu an. 72.000'in altına. Sen de bir şey söyleyin. Ben söyleyeceğim şeyi söylüyorum. Ben diyorum ki. Ben burada yatırımcı olarak ilk iki ayda yükseliş bekliyorum. O zaman ne yaparım? Giderim buradan satın varantı satın alırım ya da put opsiyonu satın alırım. Burada bir kere riskimi sigortalarım. Gidiyorsunuz arabanızı, evinizi sigortalıyorsunuz. Arabanız eviniz yanmadığı zaman gidip o sigortayı para almak için eviniz arabanızı yakıyor musunuz? Hayır. O zaman demek ki orada o riski almamak için bir ödeme yapıyorsunuz. Gidin o zaman portföyünüzde sigortalayın arkadaş. Gidin varant alın veya ne bileyim o put opsiyonu alın. Deyin ki ben 100 binin altına düşerse bu endeks... O endeks 30'dan bahsediyorum. Bunun altında zarar etmek istemiyorum. Gittin aldınız mı opsiyonu? Aynı anda da giderseniz long pozisyonu vadeli piyasalardan alırsınız veya endeks senetlerinden alırsınız. Amacınız endeksten daha çok getiri kazanmak mı? Alın size çok güzel risksiz bir getiri. Riski belli bir limitte olarak edeceğiniz zarar belli. Yukarı gittiği zaman sonsuz. Benim gördüğüm burada yeniden bir zirve görme olasılığımız var. 93 bin seviyesini ben öngörüyorum endeks %. Bize de yaklaşık olarak 114 bin seviyesinde falan gelir tahmin ediyorum. Yani endeks %... Maksimum 93'ü göreceğimiz tahmin ediyorum. 93'ün üzerisini öngörecek şu aşamada en azından bana gelen bir feedback yok. En azından mevcut ekonomik yapı içerisinde ama mevcut yapının ilk iki ay içerisinde 93 bini gösterme olasılığını endeks yüzde benim için olası kabul ettiriyor. Bunu bozabilecek senaryo endeksin 103 bin seviyesinin altında kalması ve aşağı doğru eğilime devam etmesi. 103 bin üzerinde kaldığı sürece şu anda yukarı eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, en kötü koşullarda ne olur endeks? Vallahi yani en kötü koşullarda... Mesela bu sene için 60 binin altına gelmez demiştin. Önümüzdeki yıl için var mı öyle bir... Vallahi özel olarak bir çalışma yapmadım ama herhalde 88-90 bin seviyesi endeks 30'da deseniz endeks 100'de ne yapar? 72 bin seviyesine falan gelir ki senin dediğin yerlere falan geliyor tahmin ediyorum orası. 70-72 bin seviyesi en kötü senaryoda çıkabilecek yer gibi düşünüyorum ama dediğim gibi borsada her zaman dip tavan tahmin etmek çok zordur. Yani bugün bir tahmin yapın. Endeks yukarı giderken 100 bin denir, 200 bin denir, düşerken 40 bin, 50 bin, 30 bin demeye başlarlar. Önemli olan para kazanmaktır, tahmin etmek değildir. Siz trendi takip edin arkadaş. Yani gidip de buraya gidecek tamam ben burada atıyorum, açıkçası atıyorum. Yani yukarı gidecek, burayı bir verdim. Bunu attım, kafadan attım. Yani bir arkasında matematik çalıştırmadım.
Bunu yapmak yerine ben diyorum ki siz o matematiği çalıştırıp trend takip edin. Ben yapmadım doğru diyorum. Yapanlar var tabii ki. Olmayabilir yani. Her tabii zaman ki. Öyle yani, olacak diye bir şey yok. IMF'nin raporlarına bakın. OECD'nin raporlarına bakın. %50 sapmalar var. Sene kimse içinde büyüme ve enflasyon beklentilerini o kurumlar bile sürekli revize ediyorlar. Kesinlikle. Yani hangi bölgeye bakıyorlar, Euro bölgesi diye. Dolayısıyla yani bugün söylenen 3 ay sonra aynı şekilde korunacak diye bir şey yok ama yine de ben 2015, tahminlerinizi almış oldum. Sen beni zorladın biliyor musun? 2015 çok zorlu bir sene olacak onu söyleyeyim. Çok volatil, oynak bir sene olacak. İlk 2 ay olumlu, sonrasında çok büyük dalgalanmalar göreceğiz. Bu dalgalanmalar çok dipler, tabanlar yapabilir. Bunu söyleyeyim. Bu risklere hazır olsunlar. Kendilerini sigortalasınlar. Evet, sigorta çok önemli. Yani evini, arabasını sigortlayan evet, portföyünü de sigortlasın. Çünkü 2015 para kazanmak kadar kaybetmemenin de olması önemli gerektiği bir sene olması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. İyi seneler diliyorum ben bu arada. Biz de size iyi seneler diliyoruz. Evet, sakallı fotoğrafımı değiştirsin artık. Peki. Mağduruz. Peki bu mesajları da yeni yıl mesajı olarak tabii alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca soru gönderen herkese teşekkür ediyoruz diyelim ve haftayı kapatırken bakalım borsa kapanışta ne olacak? Piyasaya bakışta, piyasalar kapanırken tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.